Merhabalar. Bugün 6 Mayıs. 6 Mayıs Türkiye'de bir travma olarak yaşatılır. 1972'den bu yana. Deniz Gezmiş ve iki arkadaşı idam edildi. Kim bu Deniz Gezmiş ve iki arkadaşı? Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan. Bunlar sol terör örgütü üyesiydiler ve terör eyleminde bulundular ve idam edildiler. Deniz Gezmişlerin yaptığı eylem terör eylemi miydi? Evet, terör eylemiydi. Türk Ceza Kanunu'na göre, hala mevcut kanunlara göre de terörist miydiler? Evet, teröristtirler. Fakat işledikleri fiil idamlarını gerektirmiyordu. Türkiye'de yargı sürekli egemenler tarafından ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sürekli bir silah, bir intikam aracı olarak kullandı. Deniz Gezmişler idam edildiği günden bu yana Deniz Gezmiş sömürüsünü ve arkadaşlarının sömürüsünü Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor. Peki bir soru, bu çocukların haksız bir şekilde idam edilmesine kim mecliste onay verdi biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri. Cumhuriyet Halk Partisi yas evinde yas tutuyor, düğün evinde def çalıyor. Yani hem bu çocukları terörist faaliyetlerinden dolayı idamlarına onay veriyor, hem de tutup onlarla birlikte yas tutuyor. Sadece CHP mi ölü sevicilik yapıyor? Hayır, sol kesim de ölü sevicilik yapıyor. Ben o dönem davanın savcı yardımcısı olan Baki Tuğ'la konuştum. Baki Tuğ'un söylediği, biz kesinlikle idamdan yana değildik. Fakat avukatları ısrarla bu çocukları provoke ediyordu. Özellikle Halit Çelenk bu çocukları provoke ediyor. Yargıda, mahkemede savunmadan öte bizlere ve mahkeme heyetine hakaret eden hakaretimiz sözler sarf ediyordu. Ve mahkemenin idam karar vermesi için özellikle Halit Çelenk elinden gelen provokasyonu yapıyordu. Evet, sadece CHP değil, solun en yıkanmış hali olan CHP değil. Bütün sol ölü sevicidir. Bu işte ölüm oruçları bilmem ne. Ölüm ve şiddet olmadan Türkiye'de sol nefes alıyor. Gelin uyanalım artık, solun bu ölü seviciliğine, bu nekrofili hastalığına son verelim. Deniz Gezmiş ve arkadaşları terör eyleminde bulmuşlardı. TCK'ya göre teröristler. Ama idamları gerekmiyordu.